Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Insta 360 Studio uygulaması nasıl kullanılır ve nasıl video düzenlenir onu anlatmaya çalışacağım. Ancak şunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Insta 360 bilgisayar uygulaması, yani stüdyo uygulamasında sadece tek bir video düzenleyebiliyorsunuz. Eğer birden fazla video düzenlemek istiyorsanız bunu size tavsiyem cep telefonu uygulamasından yapabilirsiniz. Şimdi cep telefonu uygulamasıyla stüdyo uygulaması, yani bilgisayar uygulaması arasındaki en büyük fark arkadaşlar, bilgisayar uygulamasında çok daha iyi çıktı kalitesi alabiliyorsunuz. Ancak birden fazla video düzenleyemiyorsunuz, içerisine müzik ekleyemiyorsunuz ve cep telefonu uygulamasında olan bir takım efektleri de stüdyo uygulamasında kullanamıyorsunuz. Ancak en büyük avantajı, görüntü kalitesi gerçekten daha kaliteli oluyor. Ben şöyle yapıyorum. O tek videoları düzenliyorum. Daha sonra o çıktılarını alıp Premiere Pro'ya atıyorum. Daha iyi sonuç alabiliyorum arkadaşlar. Ben bu videoyu Insta 360 X3 ile çektiğim videolarla yapıyorum. Ancak Insta 360 Studio uygulaması birçok kamerayı da destekliyor. Bu X2'niz olabilir, normal X'iniz olabilir ya da OneRS One Inch olabilir. Bütün 360 derece kameralarıyla uyumlu çalışacaktır hemen hemen. O yüzden sadece 360 X3'ünüzün olmasına gerek yok. Peki, vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk yapmanız gereken şey insta360.com'a girip Downloads'a geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan kameranızı seçiyorsunuz ve Downloads'a tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan arkadaşlar Insta360 Studio 2023 ya da en son hangi sürümü varsa onu buradan indiriyorsunuz. Daha sonra kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz ve size kameranın seri numarasını soruyor. Bunu kameranızın içerisinden bulabilirsiniz. Insta360 X3 kullanım kılavuzu videomda nasıl o seri numarasına ulaşacağınızı anlatmıştım arkadaşlar, o videoda bir göz atın. Her bir video dosyası iki dosya olarak geliyor arkadaşlar. Bir tanesi ön kamera, diğeri arka kamera olarak. Bir tanesi 00, diğeri de 10 kodlarıyla geliyor ve her ikisi de aynı numaraya sahip. Bunlar aslında bildiğiniz MP4 dosyaları arkadaşlar. Eğer bunu gelir MP4 uzantısına çevirirsem, ki çevirmeyin, ve bunu açtığım zaman göreceğiniz gibi sadece bir lensi gösteriyor. Bunu tekrar INSV'ye alalım. INSV insanın dosya formatı arkadaşlar. Eğer kaydı 4K 60 fps, 3K 100 fps gibi yaptıysanız tek dosya yaratıyor sadece. Bunun gibi iki tane dosya yaratmıyor. Bu dosyaları açmak için herhangi bir tanesine tıklamanız yeterli. Yani iki dosyayı birden açmanıza gerek yok. İster bunu tıklayın, ister buna tıklayın arkadaşlar, Insta360 Studio uygulamasından açılacaktır. Daha önce bir video dosyasıyla halihazırda çalıştıysanız yaptığınız düzenlemeler saklı kalacaktır. Ancak eğer dosyanın yerini alır başka bir yere taşırsanız o zaman bu düzenlemeler silinecektir arkadaşlar. O yüzden sürekli olarak nerede çalışacaksınız, o hard diskte çalışmaya devam edin. Sürekli dosyaları taşımayın. Eğer bir daha dosyalarla çalışmayacaksanız taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Video düzenlemeye başlamadan önce menülere bir bakalım. File'a gelirseniz bunlar dosyalar. Buradan bir dosya açabilirsiniz. Buradan klasör açabilirsiniz. Buradan dosya bilgilerine ulaşabilirsiniz. Yani bu videonun nasıl çekildiği, mesela 5.7K'da çekilmiş, 30 fps, 116 megabit bit değerine sahip gibi bütün bilgileri buradan bulabilirsiniz. Export derseniz videonun çıktısını alacaktır. Close derseniz bu videoyu kapatacaktır. Quit derseniz de programı kapatacaktır. Bu edit'e gelirseniz burada da bir takım kısa yollar göreceksiniz arkadaşlar. Keyframe eklemek için, mesela şunu eklemek için burada artıya basabileceğiniz gibi Ctrl K'ya basabilirsiniz. Clear all derseniz bütün edit datasını silecektir. Ne yaptıysanız, ne ettiyseniz bu silinecektir. Bunun için clear all'a basabileceğiniz gibi Ctrl Shift ve K tuşuna da basabilirsiniz. Basalım bakalım. Confirm istiyor. Evet. Bakın, hepsini sildi. Ama trim datasını burada bıraktı. Yani trim demek kesme demek arkadaşlar. Bu video aslında daha uzun bir video. Şuradan alayım, göreceğiniz gibi daha uzun bir video ama buradan kesmişiz. Clear speed settings, eğer hız ayarlarını değiştirdiyseniz, yani hızlı çekim, yavaş çekim gibi ayarları aldıysanız onu komple silecektir. Go to trim start, şu işarete klavyenizden tıklarsanız kesme işleminin en başına gidecektir. Go to trim end derseniz kestiğiniz yerin en sonuna gidecektir. Mark as trim start, yani control, buradan basalım. Control ve bu işaretin adını bilmiyorum arkadaşlar. Buna basarsanız buradan kesti ve bunun tersini yaparsanız da buradan kesti arkadaşlar. Göreceğiniz gibi bu kısımda çalışacağım demektir. Zoom in
timeline derseniz kontrol eşittir tuşu. Yani burası timeline, zaman çizelgesi arkadaşlar. Burası bazen çok küçük kalıyor ve keyframe'ler arasında sıkışıp kalıyorsunuz. O yüzden kontrol ve artı tuşuna bastığınız zaman buranın aralığı büyüyecek. Kontrol eksi tuşuna bastığınız zaman da buradaki aralık küçülecektir. Tek snapshot, yani kontrol S tuşuna basarsanız ya da buradaki tek snapshot tuşuna basarsanız üzerinde olduğunuz karenin fotoğraf olarak çıktısını alacaktır. Clear Current Editor'da da derseniz bütün yaptığınız düzenlemeleri silecektir. Clear diyelim, OK diyelim. Yani kesme demek arkadaşlar. Trim'i kaldırdı ve bütün yaptığım düzenlemeleri burada sıfıra getirdi. Yani ilk videoyu açtığım duruma getirdi. Burada da durdurma oynatma yapabilirsiniz. Sesi açıp kısabilirsiniz. Loop playback'i seçerseniz arkadaşlar dosya sonuna kadar oynadığı zaman tekrar başa alacaktır. Forward one frame, sağ ok tuşuna basarsanız kare kare ileri alacaktır göreceğiniz gibi. Aynı şekilde sol ok tuşuna basarsanız geri alacaktır. Shift ve sağ ok tuşuna basarsanız 10 kare geri ve 10 kare ileri alacaktır arkadaşlar sağ sol tuşlarına bastığınız zaman. Buradan dil ayarlarını seçebilirsiniz. Buradan tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Eğer iyi bir ekran kartınız varsa CUDA'yı aktive edebilirsiniz. Hardware, yani donanımsal dekoderi aktive edebilirsiniz. Otomatik olarak arkadaşlar birçok ayarı burada sizin için yapacaktır, ancak belki bilgisayarınız doğru ayarı yapmazsa bunları değiştirmeniz gerekebilir. Buradan da CPU'yu mu kullansın ya da otomatik mi kullansın gibi seçenekleriniz var. Bunu otoda tutabilirsiniz. Proje dosyalarınızı nereye kaydetmek istiyorsunuz? Çıktısını almak istediğiniz dosyaların nereye çıktısını almak istiyorsanız, yani genel olarak tercihleriniz varsa bunları değiştirebilirsiniz. Ve ekran görüntüsünü, yani Ctrl+S'ye bastığınız zaman aldığı fotoğrafı nereye kaydetmek istiyorsun ve Other dediği de burada bir takım tercihleriniz var. Bunları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çıktı aldığınız zaman ses çalsın mı? Kullanıcı datasını paylaşmak istiyor musunuz? Thumbnail görüntüsü, yani ön izleme görüntüsü istiyor musunuz? Kameranızda bir aksesuar kullandıysanız dalış housing ya da lens koruması gibi, bunları otomatik algılasın mı? Timeline'da ön izlemeyi göstersin mi? Harici bir depolama aygıtı kullanıyorsanız bunları algılasın mı? Fotoğrafları otomatik olarak, bu fotoğraf grubu varsa timelapse gibi, bunları otomatik olarak hepsini birden import etsin mi gibi birçok seçeneğiniz var burada. Bunlar da pencere yönetimi arkadaşlar. Windows Teaching Panel, göreceğiniz gibi burası açıldı. Buradaki panel açıldı. Bunu kapatabilirim tekrar. Timeline panel, o da burası. Bunu açıp kapatmak istiyor muyum? Evet, göreceğiniz gibi daha geniş görebilmek için. Tabi burada kısa yolları kullanabileceğiniz gibi buradan da kullanabilirsiniz. Guides diyor. Grid lines kullanmak istiyor musunuz? Yani şuradaki çizgileri görüyor musunuz? Bunlar. Veya crosshair, daha fazla detay istiyorsunuz. Bir tane de böyle bir artı koydu. Diagonal, göreceğiniz gibi böyle yandan bir çizgi koydu. Böylece nereleri göstermek istiyorsanız, nereleri ortalamak veya kendimi mesela sadece buralarda tutmak istiyorsam bunu kullanabilirim. Sadece mesela gelirim, kendimi şurada tutarım, tekneyi burada tutarım ve sadece burada olduğumdan emin olabilirim bu şekilde. Full screen, Ctrl Shift F'e basabilirim ve buna da basabilirim. Böylece tam ekran görüntüsüne kavuşabilirim arkadaşlar. Buradan Escape tuşuna basarsam yine normal ekrana geri dönerim. Evet, burada da dosya adını görüyorsunuz. Burada help, yardım almak istiyorsanız, burada çeşitli Premiere Pro için, Final Cut için nasıl kullanacağınıza dair yardımlar, çok sorulan sorular, yeni özellikler ve güncelleme var mı yok mu, buna bakabilirsiniz. Mesela bir güncellememiz gelmiş. Bunu install update diyelim. Güncellemeyi yapsın. Yükledikten sonra install update diyorum arkadaşlar. Ondan sonra OK diyorum. Ve eski dosyayı sileceğim diyor. Tamam diyorum arkadaşlar. Presetlere silin mi diyor. Bunları ben tutmayı tercih ediyorum. Oluşturduğum presetler kalsın istiyorum. Hayır diyorum. Çok da önemli değil. Tekrar oluşturabilirsiniz. Koşullarını kabul ediyorum. Next, next, next diyorum. Halihazırda bu dosya var. Üzerine kaydedin mi diyor. Evet diyorum. Next diyorum tekrar ve bunların hepsi seçili oluyor ama Premiere Pro kullanmıyorsam arkadaşlar bunu belki seçmenize gerek yok. Ben kullanıyorum. Ama diğerlerinin hepsinin seçili olmasında fayda var. Next diyorum. Install, yükle diyorum. Ve bittikten sonra da finish'e basıyorum.
Ve şu anda yeni versiyonu da açtı. Videoları açmanın diğer yolu arkadaşlar, buradan bir Open Files derseniz buradan bir dosyayı seçip açabilirsiniz. Ya da buradan artıya tıklayıp yine aynı şekilde istediğiniz dosyayı açabilirsiniz. Tek bir dosya seçebileceğiniz gibi Ctrl tuşuna basıp istediğiniz dosyaları seçebilirsiniz. Ancak burada dikkat edin, şu aynı isimli dosyaları seçseniz bile o bir tanesini atacaktır. Çok önemli değil arkadaşlar. Ama bunları seçmeyebilirsiniz de aynı isimli dosyaları, fark etmez. Bu dosyaları açalım bakalım. Bunlar gyro bilgileri içeriyor arkadaşlar. Göreceğiniz gibi bu dosya açıldı. Ve burada 4 tane dosyamız var şu anda. Şimdi buradaki menülere bakalım. Burada sort. Kameraya göre bunları hizalayabilirsiniz. Eğer farklı kameralar kullanıyorsanız dosya boyutuna göre göreceksiniz. 362 MB, yani küçükten büyüğe doğru gidiyor dosyalar. Dosya tipine göre seçebilirsiniz. Oluşturulma tarihine göre seçebilirsiniz. Ve burada çoğalan ve azalan olarak ayrı ayrı seçebilirsiniz arkadaşlar. Şuna basarsam büyük olarak dosyaları görürsünüz. Böylece neyle çalıştığınızı daha kolay görürsünüz. Buna basarsam orta, buna basarsam da liste görüntüsü olarak görebilirsiniz. Bu artıya basarsam daha fazla dosya ekleyebilirim. Şunu da ekleyelim. Aynı dosya varsa bakın, dedi ki duplike, zaten bunu ekledin dedi. Bir daha eklemedi. O yüzden hani aynı dosyaları eklemekten korkmayın, zaten eklemeyecek. Mesela şunu da ekleyelim ve bunu da ekledi. Buna basarsam arkadaşlar, eğer kameranız bağlıysa bilgisayarınızda kameranızdaki dosyaları görürsünüz. Bu lokal dosyalar, bilgisayarınızın hard diskindeki dosyaları görürsünüz. Bu favorilere aldığınız bir dosyanız varsa onu görürsünüz. Bu da arkadaşlar, eğer çıktısını aldığınız dosyalar varsa onları görebileceğiniz gibi eski çıktısını aldığınız dosyaları da buradan görebilirsiniz. Buralara ayrıca geleceğiz sonra. Şu anda tekrar lokal dosyalara gidelim, yerel dosyalara gidelim. Ben genelde burada çalışıyorum. Şimdi burada yapabileceğiniz seçenekler neler? Şu kuru kafaya benzer ya da beyin auto frame diyor bu. Geliyorum buradan edit kısmından bütün edit datasını siliyorum arkadaşlar. Ve buraya gelip şu auto frame kuru kafaya tıklarsam şimdi otomatik olarak bunu analiz ediyor. Bu biraz uzun sürecek. Ben buraya hızlı geçeceğim. Bu yaklaşık 2 dakika 45 saniyelik bir video arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakikadır bekliyorum. %89'a geldi şu anda. Bu hazır yaparken diğer şeyleri de anlatayım size. Bu i'ye basarsanız yine buradan dosya özelliklerini görebilirsiniz. Buradan favorileri alabilirsiniz arkadaşlar. Ve favorileri aldığınız zaman buraya düşecektir arkadaşlar, göreceğiniz gibi. Böylece birçok dosyayla çalışıyorsanız bazı dosyaları favorilerinize alıp çalıştığınız dosya sayısını azaltabilirsiniz bu şekilde. Bazı özellikler bilgisayarınızı çok kasacaktır, bilginiz olsun. Peki diğer özelliklere bakalım. Buradan oynatabilirsiniz. Oynatıp durdurabilirsiniz. Bunu yapabileceğiniz gibi uzun klavye tuşuna basarsanız da oynatıp durdurabilirsiniz. Buradan trim end diyor, yani bu kesmenin sonu. Eğer bunu buraya alalım mesela. Buradan sona git dersem buraya gelecektir. Yani buraya kadar kestik. Buradan da kesebilirsiniz. Az önce göstermiştim kesmeyi, buralardan mesela buraları kesmek istiyorum. Daha sonra beğenmedim, biraz uzatmak istiyorum, gelip bunu buraya uzatabilirim. Burada videonun kestikten sonra kaç dakika olduğunu görüyorsunuz. 1 dakika 49 saniye. Ancak şöyle sonuna kadar alalım. Göreceğiniz gibi bu dosya 2.45 saniye sürüyor. Buradan sesi açıp kapatabilirsiniz. Buradan da keyframe'ler oluşturabilirsiniz video düzenlerken. Ctrl K'ya basarak otomatik de oluşturabileceğiniz gibi. Buradan deep track takip yapabilirsiniz. Buradan da hızını ayarlayabilirsiniz. Hızlandırabilirsiniz. Yavaşlatabilirsiniz. Buradan da yine az önce göstermiştim, Ctrl artı eksi tuşuna basarak bu alanı büyütüp küçültebileceğiniz gibi buradan da bu alanı büyütüp küçültebilirsiniz arkadaşlar. Buradan videoyu birebir yapabilirsiniz. Yani çerçeve oranlarını değiştirebilirsiniz. 9'a 16 Instagram formatı, 16'ya 9, 4'e 3 sinema formatı, 2'e 35'e 1 daha geniş açı formatı. Şimdi bu örnekte 16'ya 9'u alalım. Bir de şuradaki çizgileri biraz temizleyelim. Window'a geliyorum, yine Guides'a geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar çok detay istemiyorum. Kafa karıştırıyor. Şu dayanması kaldıralım. Crosshair'ı kaldıralım. Evet, bunlar yeterli olacaktır bana. Şimdilik burası hala 96'da analiz etmeye devam ediyor ve bilgisayarım da bağırmaya devam ediyor. Buradan snapshot, yani Ctrl S tuşuna da basarak bunu yapabilirsiniz. Buranın fotoğrafını alacaktır. Göreceğiniz gibi nereye kaydedeyim onu soruyor. Ve şu anda masa üstüne kaydedelim. Ve buranın fotoğrafını aldı. Buradan da arkadaşlar tam ekran yapabilirsiniz. Bu oynatırken
işinize yarayacaktır. Çünkü bunu tam ekran yaptıktan sonra artık editleme yapabilecek alanlarınız yok oluyor. Bunlar reframe, yani çerçevelenmiş, tekrardan yeniden çerçevelenmiş hali. Bu da 360 derece hali arkadaşlar. Herhangi bir çerçeveleme yapılmamış hali. 360 derece görüntüyü alırsanız buradan FOV'yi değiştirebilirsiniz. Default bu. Bu tiny planet diyorlar, küçücük dünya. Bu sphere, küre diyorlar arkadaşlar. Bu bu şekilde gösteriyor. Daha yayarak. Bu da arkadaşlar göreceğiniz gibi tam 360 derece. Aslında iki kameranın çektiği görüntü bu. Ve burası bir kamera. Burası da diğer kamera. Ve bunları otomatik olarak birleştiriyor. Arada kesme yerlerinde göreceğiniz gibi yok ediyor. Burada teknenin arkası. Burada da teknenin önü var. Videomuzu oluşturdu. Otomatik olarak bakalım neler oluşturmuş. Şuna bir tıklayalım. Bu orijinal dosya arkadaşlar. Buna tıklarsak ve oynatırsak gördüğünüz gibi otomatik çerçeveledi ve burada sadece beni gösteriyor ve tepeden çekmiş. Biraz hızlı gidelim, değişiklik var mı yok. Buna tıklarsam bu da biraz yukarıdan çekmiş. Farklı açıları analiz etmiş arkadaşlar, farklı şekillerde vermiş ve bunları tekrar keyframe'ler atayıp düzeltemiyorum. Ve göreceğiniz gibi açılarını da değiştiremiyorum. Yani bunu ne yaptıysa onu kullanacağım demektir. Farklı farklı bir sürü açılara göre değişen, göreceğiniz gibi bu farklı bir açı. Sadece yapabileceğim 16'ya 9, 9'a 16 olarak bunları değiştirebilirim. Onun haricinde bu yaptıklarını kullanmam gerekiyor. Çok uğraşmak istemiyorsanız otomatik olarak bunları kullanabilirsiniz. Ancak burada bunu güzel yapmış, bakalım ona bir. Bakın burada önden almış beni. Bazı açılar çok güzel, bazıları çok iyi değil. Bunlarla oynayabilirsiniz. Mesela bu videonun ben sadece şurayı beğenmedim. Şuradan gelirken kısmını, ama şu kısmı güzel. Mesela buradan kesme yaparım. Sadece burayı al. Burası çok güzel göreceğiniz gibi. Buradan sadece buraya kadar al ve daha sonra çıktısını alabilirim. Evet, bunu kapatacağım şimdi. Bunu kullanmayacağız ve bunu da en başa alalım. Ve şu orijinal dosyaya geliyorum tekrar. Çalışacağım dosya burası olacak. Burada bakıyorum. Ben görüyorsunuz kamerayı hazırlıyorum. Ondan sonra kamerayı kaldırıyorum, indiriyorum, bir şeyler yapıyorum. Şuradan alacağım. Şurayı kestim ve şuradan mesela görüntüyü çeviriyorum ve kendime getiriyorum, ama burada hala kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Göreceğiniz gibi evet, buradan daha iyi olacak. Ve burada yapmam gereken nereden ortalasın, benim ortalasın. Mesela şuradan alalım. Ve göreceğiniz gibi bakın, asıl açısı bunun bu. Şu ufuk çizgisini görüyor musunuz? Şu anda burası dümdüz oldu. Buradan artıya alıp default ayarları seçebilirim. Zaten default olarak burayı verdi. Yani varsayılan ayarı. Buradan crystal ball, küre şeklinde seçebilirim. Buradan tiny planet bu şekilde seçebilirim. Ve natural, yani doğal görünüm olarak bu şekilde seçebilirim. Burada en iyi sonucu ve verecek olan, eğer sinematik tarzda görüntüler istiyorsanız, çok fazla eğilme bükülme yapmayan görüntüler istiyorsanız natural view en ideal seçenek olacaktır. Ancak burada bununla oynayabilirsiniz. Biraz sağa alayım, biraz sola alayım gibi yapabileceğiniz gibi elinizle de bunu seçebilirsiniz. Ya da şuradan yukarı aşağı alabileceğiniz gibi yine mouse'la gelip de yukarı aşağı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu rotasyon verecektir. Göreceğiniz gibi. Buradaki açılar bizim için önemli. Burayı sıfır yapabilirim. Ya da varsayılana dönmek için şu tuşa basarım. Buradan açıyı mesela natural aldım ya. Şu anda natural'da ama doğal görünümü biraz daha geniş açı görünsün istiyorum. Buradan açıyı değiştirebilirim. Yani göreceğiniz gibi kenarlarda eğilme bükülme yok. Ancak açı oldukça genişledi. Ben yani da bu şekilde kullanıyorum. Default biraz eğilme bükülme yapabiliyor. Tercihinize göre bu şekilde tutarsam çok fazla eğilme bükülme yaptı. Ancak buradan da bu eğilme bükülmeyi biraz daha kontrol altına alabilirim. Bakın eğilme bükülmeyi yok ettim göreceğiniz gibi. Distortion control diyor, yani eğilme kontrolü, yani yamultma kontrolü de diyebiliriz. Evet, bunu kapatalım. Şimdi biraz daha geniş alalım. Şöyle bir. Buraya bir keyframe atadım. Yine bu video bu oluşturacağım keyframe'ler arasında hareket edecek. Bakın hiçbir keyframe yapmazsam kamera hangi yönü gösteriyorsa o tarafa doğru gidiyor. Burada özellikle şurayı ortalamak istiyorum. Sürekli burayı ortalasın. Buraya bir keyframe koydum. Ondan sonra göreceğiniz gibi sahneden çıkıyor. Ve buradan da kendimi göstermek istiyorum. Şuradan, çünkü kameranın yönünü değiştiriyorum. Buradaki geçişe bir bakalım. Buradan. Evet, bunu biraz daha önden alabilirim. Bunu keyframe'i tutup öne getirebilirim. Şimdi bir bakalım. Böylece daha hızlı geçiş yapar. Evet, bu şekilde.
Ancak burada farklı şeyler de yapabilirim. Mesela kamerayı alıyorum, yukarıdan alıyorum, aşağı indiriyorum. Ve belki burada rotasyon koymak daha mantıklı olacaktır. O yüzden buraya geliyorum tekrar. Buradaki geçişi biraz böyle rotasyonlu yapıyorum. Ve ondan sonra buraya öne geliyor. Buraya da bir keyframe koyuyorum ve rotasyonlu buraya alıyorum. Şimdi bir bakalım nasıl oldu. Evet, böyle bir görüntü vermiş oldum. Ancak çok uzun zaman alıyor. O yüzden buradan gelip bunun hızını arttırabilirim. Sadece bu kısım, bakın burayı seçtim. Burayı seçtim. Buradan buraya ben bunu 4 katı, 8 katı hızlı geçsin istiyorum arkadaşlar. Böyle bir uyarı çıkıyor. Bilgisayarınızın performansından dolayı çıktısını aldıktan sonra bu performansı görebilirsiniz diyor. Ve burayı da küçülttü. Ve şu anda 8x dedim. Burada da hareket bulanıklığı isteyip istemediğimi belirtebilirim arkadaşlar. Ve şu anda bakın bunlar iç içe geçti ya, burayı göremiyorum. O yüzden bunu alıp büyütürüm. Ve şu anda oynatalım. Göreceğiniz gibi böyle bir görüntü ortaya çıktı. Şu anda beni bakın güzel takip ediyor. Herhangi bir keyframe koymama gerek yok. Benim üzerimde biraz benden kaydı. O yüzden tekrar şuraya alalım. Şurada bir daha bir kontrol edelim. Hala benim üstümde mi? Şurada tam üstüme geleyim. Artı işaretleyeyim. Ondan sonra buraya kadar güzel. Ondan sonra burada yine görüntüden çıktım. Buna bir artı koyalım. Ancak bunu bu şekilde keyframe'ler koyarak yapabileceğimiz gibi üstüne tıkladığım zaman keyframe'leri silebilirim. İstemediğim keyframe'lerimi X'e basıp bunları silelim. Şimdi burada yapmak istediğim şey şu. Şuraya bir keyframe koyacağım. Bundan sonra otomatik takip etsin. Şuraya gelelim ve Deep Track. Deep Track'e geldiğim zaman arkadaşlar şurada kendimi seçiyorum ve ortala diyorum. Ortalamak istemiyorsanız bunu seçmek zorunda diyorsunuz ve takibi başlat diyorum. Ve şu anda beni takip ediyor ve ben yönümü değiştirirsem, kameranın yönü değişirse arkadaşlar beni takip etmeye devam edecek. Ve buradan Stop Tracking diyelim ve bakalım nasıl oldu. Şuradan alalım. Evet, buradan geldi. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çektiğini bilmiyorum. Burada görüntü dönüyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Çünkü bu keyframe'de göreceğiniz gibi rotasyon 1x3'te kaldı. Çünkü buradan döndürme işlemini yaptık. 1.3'te kaldığı için bu da 1.3. Yani bu şu şekilde tekrar dönmek zorunda. Çünkü bu döndürme işlemini düzeltmedik. Bu şekilde dönüp böyle gelmek zorunda ve bundan sonra beni takip ediyor olacak. Burada bir rotasyon veremiyorum. Ancak açısını istersem değiştirebilirim. Eğilme bükülmeyi biraz daha arttırabilirim. Açısını daha da değiştirebileceğim gibi buradaki takip özelliğini silebilirim. Bu örnekte çok ideal bir örnek olmadı. Çünkü burada rotasyon verdiğimiz için arkadaşlar bu rotasyon tekrar dönmek zorunda kalıyor. Buradaki keyframe'i silelim. Ancak mantığı bu şekilde. Şimdi şuradan sonra buraya gelip time shift diyorum ve şuraya kadar geliyorum. Bu sefer de arkadaşlar hızını 4 katı yavaşlatıyorum. Göreceğiniz gibi bu kısım uzadı. Şimdi kısaltalım şunu. Göreceğiniz gibi bu kısım 4 katı oldu. Bunu gelip kısaltabilirim. Buradan alabilirim. Mesela şuradan sonra yavaşlasın. Bunu da biraz kısaltabilirim gelip. Göreceğiniz gibi mavi kısım. Bunun yanı sıra burada yapabileceğim şey bu keyframe arasındaki geçişlerin yumuşaklığını artırıp azaltabilirim. Mesela şurada biraz farklı sert bir geçiş var. Görüyorsunuz değil mi? Şuna gelirsem ortaya tıkladım. Bu düz. Tamamen düz geçiş. Bu önce şu eğride geçiş yapacak arkadaşlar. Hızlı geçecek, sonra yavaşlayacak. Yavaş geçecek, sonra hızlanacak. Ortaya kadar hızlı geçecek. Oradan sonra tekrar hızlı geçecek. Ve yavaş başlayıp hızlanacak. Ondan sonra hızlanıp yavaşlayacak şeklinde. Eğer bir keyframe'den diğer keyframe'e geçişleri beğenmiyorsanız bunlardan birini kullanabilirsiniz. Ama varsayılan ayar Smooth Dissolve olarak geçiyor arkadaşlar. Göreceğiniz gibi burada yavaşladı. Şimdi bunun çıktısını almaya hazırız. Ancak şuraya kadar almak istiyorum. O yüzden yapmam gereken buraya geldim ve buradan Mark as Stream End, yani burayı kapattım. Yani bu video şuradan başlayacak. Toplamda 32 saniyelik bir video. Hatta biraz daha geri şuradan alayım çok uzamasın. Böyle beni çekiyor. Hatta dilersen biraz daha böyle kaptanı gösterelim. Şuraya bir keyframe atayım. Ondan sonra şuradan sonra kaptana geçsin. Şuraya bir artı daha koydum. Ancak kaptana çok ağır geçecek. Şimdi bakın. Yavaş yavaş geçecek.
Yani kaptana hızlı geçsin. Şuradan sonra geçsin istiyorsam şuradaki keyframe'i kopyalıyorum. Ctrl C de yapabilirim. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Böylece bu keyframe'den bu keyframe'e kadar görüntü değişmeyecek. Ancak bu keyframe'den sonra göreceğiniz gibi kaptana geçiyor olacak. Tabii bunun yönü değişiyor çünkü ileride başka bir keyframe daha var. Bu keyframe'den bu keyframe'in pozisyonu neyse ona doğru hareket edecek. Eğer bunu olmasını istemiyorsak Ctrl C deyip mesela şuraya atarız. Böylece buradaki iki keyframe arasındaki hareketlenme değişmeyecektir arkadaşlar. Evet, şuradan alalım ve şunlara bir bakalım. Bu stabilizasyon tipi flow state stabilizasyon doğal olarak açık geliyor. Bunu kapatırsanız stabilizasyon kapanacaktır. Ancak direction lock da bunu açık tutarsanız orijinalde kamerayı nereye hareket ettirdiyseniz görüntü hep o yöne gidecektir. Orayı kilitleyecektir. Bunu kullanabilirsiniz eğer sabit bir görüntü istiyorsanız. Stitching dediği arkadaşlar burada da eğer normal çektiyseniz normalde kalabilir ama bu yapışkanlı lens koruyucu kullandıysanız bu yeni çıkan görünmez dalış housing'i ne su üstünde kullandıysanız su altında kullandıysanız normal eski model dalış housing'ini su üstünde su altında kullandıysanız bunları seçebilirsiniz. Eğer buradaki birleştirme noktalarında sorun yaşıyorsanız custom'ı seçip buradan ayarlarınızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yine böyle birleştirme noktalarında sorun yaşıyorsanız Dynamic Stitching'i açıp kapatabilirsiniz. Optical Flow Stitching'i açıp kapatabilirsiniz. Kromatik kalibrasyon iki kamera arasında renklerde bir sorun varsa kromatik kalibrasyonu açıp kapatabilirsiniz. Ya da burada eğer lensin dikiş noktalarında yine sorun yaşıyorsanız kalibre edip kalibre edebilirsiniz. Daha iyi sonuçlar alabilirsiniz, alamayabilirsiniz de arkadaşlar. Bunları eğer sorun yaşıyorsanız deneme yanılmayla çözebilirsiniz. Ama sorun yaşamıyorsanız bunlara dokunmanıza hiç gerek yok. Şu anda reset diyelim, hiç bozmayalım ayarları ve normale alıyorum burada. Çünkü gayet güzel burada. Media Processing dediği eğer Color Plus'ı aktive ederseniz göreceğiniz gibi renkler değişiyor. Bunların gücünü ayarlayabilirsiniz. Çok az istiyorum. Ben bu Color Plus'ı çok sevmiyorum. Onun yerine arkadaşlar Clarity Plus. Çünkü ikisini birden seçemiyorsunuz. Bakın ya Color Plus seçeceksiniz ya Clarity Plus. Ben özellikle Clarity Plus'ı açıyorum ve burayı 50 yapıyorum. 45 ile 55 arasında bir yer. 50 yapıp renk düzenlemesi daha sonra montaj programında ayrıca yapıyorum. Yapmam gerekirse. Aqua Vision 2 bu da özellikle su altında çekim yaptıysanız Aqua Vision 2'yi aktive edebilirsiniz. Ancak ben bunu eğer böyle maviliğin çok olduğu bir yer varsa da aktive ediyorum ve biraz gücünü de bunun yaklaşık 30 bu değişir göz kararı arkadaşlar. Buralara getiriyorum. Böylece renkler biraz daha iyi oluyor. Ondan sonra mikrofonda her nasıl kayıt yaptıysanız yapın. Eğer sadece kendi sesinize odaklansın istiyorsanız voice focus'u seçebilirsiniz. Ya da gürültü önleme ya etrafta çok gürültü varsa noise reduction'ı seçip gürültüyü azaltabilirsiniz ve bunu kapalı da kullanabilirsiniz. Yani kapalı kullanırsanız seste herhangi ilave bir düzenleme yapmayacaktır. Bu sesin kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Bu logoya gelirseniz burada logo yaratabilirsiniz. Insta 360 logosu nerede yayınlansın? Altta yayınlansın. Şu anda göstermiyor. Stil 2 var. Bunları X çıktısını aldıktan sonra görebilirsiniz veya kendi logonuzu buraya yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunları çok kullanacağınızı zannetmiyorum. Ben kullanmıyorum. Mesela kullanmak isterseniz burayı biraz kurcalayabilirsiniz. Burası da Project Management diye geçiyor arkadaşlar. Eğer mesela bu projeyi yaptım ancak bunun farklı bir versiyonunu daha yapmak istiyorsam yeni bir proje yaratabilirim. Ya da bu projeyi beğendim ama aynısını birkaç keyframe'i değiştirerek yapmak istiyorsam bunu gelip şuradan kopyala deyip göreceğiniz gibi aynı projenin yenisini yarattım ve sadece birkaç keyframe'i değiştirip yeni bir proje olarak yapabilirim. Ve bunların adını da değiştirebilirim. Mesela buna diyebilirim ki sağdan dönmeli bir proje. Buna diyebilirim ki soldan dönmeli. Ben geliyorum üzerine tıkladım. Soldan dönmeli proje. Diyebileceğim gibi yeni bir proje yarat dediğim zaman göreceğiniz gibi bütün her şeyi sildi ve sıfırdan başka bir proje yaratabilirim. Ya da bunun 16'ya 9'un 9'u 16 verdi. Yani bunları farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Böylece 3 ay sonra 5 ay sonra tekrar bu projelere dönüp bakmak istediğiniz zaman bu projeleriniz burada saklı olacaktır. Ve bu projeleri kullanmayacaksanız silebilirsiniz arkadaşlar. Buradan gelip bunları örnek olarak gösterdik. Bu da yine dosya özelliklerini görebiliyorsunuz buradan. Ve şimdi çıktısını alalım bakalım.
Evet, burada iki şey önemli. Şu anda bunu reframe yaptık. Yani tekrardan çerçeve içerisinde aldık ve hangi kareleri göstermek istediğimizi seçtik. O yüzden çerçevelenmiş videonun çıktısını al diyorum. Ancak export 360 video dersem bu 360 derece video olarak çıktı alacaktır. Özellikle VR gözlüklerle izlemek istiyorsanız ya da videonuzu 360 derece yayınlamak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Ancak bu yaptığınız bütün keyframe'lerde burada görünmeyecektir arkadaşlar. Bu sadece 360 derece video olarak görünmeyecektir. Yani eğer 360 derece çıktı almak istiyorsanız boşu boşuna keyframe'lerle uğraşmayın. Buradan da nereye kaydetmek istediğinizi seçebilirsiniz. Ve buradan da preset yaratabilirsiniz. Size şimdi onu göstereceğim. Şimdi burada çıktı boyutlarını seçebilirsiniz. 3840x1924K çıktı oluyor bu. Frame rate eğer 60 FPS çektiysek 60 FPS seçeneğini bize verecektir. Eğer çekmediysek 60 FPS seçeneği burada olmayacaktır. 30 FPS seçebiliriz buradan ve formatı, video formatı 3 tane seçeneğimiz var. H264, H264 ve ProRes 422. ProRes 422 oldukça kaliteli bir format arkadaşlar. Ancak her cihazda oynatamazsınız bunu ve bilgisayarınızda oynatmanız zor. Ancak Premiere Pro, DaVinci Resolve ya da Final Cut gibi profesyonel video düzenleme programlarında bu kodeyi düzenlemesi çok kolay. Ancak dosya boyutları aşırı derecede yüksek. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben ilk başlarda ProRes 422'yi tercih ediyordum. Ancak dosya boyutlarıyla baş edemez duruma geldim. Çünkü her bir videonun 2-3 versiyonunu yapıyorum. O yüzden ben genelde H265 seçiyorum ve formatı video olarak seçiyorum arkadaşlar. Eğer eski bir bilgisayara sahipseniz size tavsiyem sadece H264 seçin. Dosya boyutu biraz daha büyük olacaktır ama uyumlu olacaktır bilgisayarınızda. O yüzden daha kolay oynatabilir ve düzenleyebilirsiniz. Eğer yeni güçlü bir bilgisayarınız varsa H265 video kalitesi biraz daha iyi olacak ya da hemen hemen H264'da aynı olacaktır arkadaşlar. Ben çok büyük bir kalite farkı görmedim. Ancak dosya boyutu daha küçük olacaktır. Ve bit değeri eğer Instagram'a yayın yapıyorsanız arkadaşlar genelde 30 megabit hayli yeterli olacak. Ancak bu video dosyasına renk düzenlemeleri falan da yapacaksınız. Yani üzerinde bir hayli çalışacaksınız ve en kaliteli görüntüyü istiyorsanız bunu gelip 200 megabit yaparsanız dosya boyutu oldukça yükselecek. Ancak en kaliteli çıktı görüntüsünü alıyor olacaksınız. Ondan sonra burada iki tane seçeneğim var. Add to queue dersen şu anda bunun çıktısını almıyor. Ancak bunu Q'ya koydum. Yani sıraya koydum. Ve bunun gibi 3-5 dosyayı daha Q'ya atabilirim. Mesela şu proje 2'yi de alayım. Buraya geldim. Bakın bu H265 preseti yaratmışım. Göreceğiniz gibi. O yüzden halihazırda seçili. Mesela bunun bir de 60 FPS'lik versiyonunu istiyorum. Bunu da Etti Q'ya aldım. 2 tane Q'da dosyam var. Ondan sonra buraya geliyorum dosyalarıma. Şu videoyu açıyorum ve bu da düzenlenmiş. Bunu da geliyorum buradan. Yine ayarları yapıyorum. Bu yaptığım ayarları save edip burada bir preset yaratabilirim. Bir daha bu ayarları yapmak zorunda kalmam. Aynı zamanda şu dosya ismini değiştirebilirim. Çalışabilmek için neyse dosyaya farklı bir isim atayabilirim. Bunu da add to queue'ya diyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane dosyam hazır. Ben hala çalışmaya devam edebilirim. Çalıştıkça bunları sıraya koyarım. Ve daha sonra işim bittikten sonra şuna basıp 3-5 tane dosyanın aynı anda çıktısını alabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım burada verdiğim bilgiler size faydalı olmuştur. Sizden ricam lütfen bir beğeni gönderin arkadaşlar. Aynı zamanda da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Insta360 uygulama videosunu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Onu da hem yukarıda hem de aşağıda linklerde bırakacağım. Bütün Insta360 videolarımı aşağıda bir link halinde bırakıyor olacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.